Nasıl olsun beyefendi? Üstlerden alma, sadece yanlardan al. Hangi üst beyefendi? Üst mü kalmış? Ne demek üst mü kalmış? Lepiska gibi saçlarım var şerefsizim. Neyse, şöyle şekilli bir şeyler yap. Yarın çok önemli bir randevum var. Abi neredesiniz ya? Her yerde şişaradı buralarım ya. Senin ne işin var burada kıl herif? Kıl abim. Abim evlettiğiniz gibi kabuk kabuk dolaşıp şekerleri topladım ya. Bir sürü şekerimiz oldu. Hadi. Vay abim sıhhatler olsun. Yüce Rabbim abimi gerbere gelip damat tıraşı olsun diye yaratmış. Maşallah ya. Damat tıraşı mı? Evleniyor musun abi? Hayırlı olsun. Tabii ya. Dünya evine sokuyoruz abimi. O yüzden zaten damat tıraşı oluyor ya. Subay tıraşı demek istedi. Lan defol. Defol abim. Abim düğünde görüşürüz. Ben bir de bakayım da hani gelin hanımın da belki birinci ihtiyacı neyse. İyi dinle. Vay be abi. Evleniyorsun ha? Dünya evine gidiyorsun da bize söylemiyorsun. Her delikanlı evlenmeden önce bizim makasın tadına bakar biraz. Damat tıraşı olunca da fiyatta biraz değişiklik olur. Nasıl birazcık değişiklik? 50 milyon kadar. Çüş! Ya bu kel kafaya 50 milyon çok değil mi? Hangi kel beyefendi? Lapiska gibi saçlarınız var ya. Bak ulan ben lan seni elime bir geçirirsem saçlarımı yoldam sen. Ay gelin başım pek güzel oldu kızım. Evet anneciğim. Sizce de öyle oldu mu Amil Beyciğim? Çok güzelsiniz Sevda Hanımcığım. Ama biraz acele etsek düğüne geç kalıyoruz. Bence önce bir boğaz turu atıp öyle gidelim. Ne dersin anneciğim? Evet. Ama salona geç kalırız. Yani yanlış anlamayın. Limuzinin parasını kilometre başına istediklerinden değil. Ama konukları bekletmeyelim. Ne yapalım bu kadarı yiyelim bari. Buyurun. Yoksa bizi takip mi ettiniz? Hocam, eğer bize para vermezseniz arabanın yolunu açmayacağız. Hocam, adettendir. Düğün arabasının önü kesilince para verilir. Hadi oradan, kim demiş bunu? Arabanın önünü eşkıyalar kesen. Siz eşkıya mısınız? Hadi dağılın çabuk, hadi dağılın. Versinse çocuklara canım parasını. Ama Sevda Hanım. Aması maması yok. Arabanın önü kesilince para verilir. Düğünün şanındandır bu. Hem 7 çocuklu dul mu alıyorsunuz Allah aşkına Amir Bey? Peki, verelim bari. Hepsiz bütün bunları ya. Bozuk paranız var mı anneciğim? Yok yavrum. Ay şimdi nerede bozduracağız Amir Bey? Verin gitsin. Her birine birer 20'lik verin. Allah'ım çatakçı benim be. Ha? 20 milyon oğlum bu. Evet abi. 20 milyon bu en gıcırından. Oğlum ben hayatta harcamam bu parayı. Ölsem harcamam. Ben ilk kez Amir Hoca'dan para alıyorum oğlum. Oğlum benim paramı ayırmayı unutmayın ha elemanlar. Hocam ben onun payı ben. Alın bana. Ver bu parayı geri almasını bilirim ben sizden. Çatak kiremitler. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Yeliz Hanım. Çok şık olmuşsunuz. Mankenlere benzemişsiniz yani. Ne bu güzellik. Herhalde yani. Öpeyim mi? Öpme. Vallahi Yeliz. Sen de bir bomba olmuşsun hem patlayıcısından. Çok güzel olmuşsun hayatım. Gerçekten mi? Sen de yakıyorsun hani. Teşekkür ederim. Arkadaşlar,
Tek başıma gelmedim ama. Sahi sen kikirikle gelmeyecek miydin? Eleman nerede? Gelmiyor mu yoksa? Vallahi kikiriği bilmem ama. Ben Biricik adında çok güzel bir arkadaşımla geldim. Biricik, gelir misin? Sen misin? Vay be! Öpeyim mi? Öpme! Arkadaşlar, ben şaşı mı oldum? Yoksa gözlerim mi bozuldu? Yiğit abi, insan birdenbire 9 derece birden miyop olur mu en optiğinden? Abi seni bilmiyorum ama ben galiba öldüm. Biricik, inanmıyorum. Manken gibi olmuşsun. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun. Yeliz biraz gaz verdi, hepsi o kadar. İyi olmuş, çok iyi olmuş. Bana da biraz gaz verse. Vermem. Beyler, rüya geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin rüya, büyüme. Takma kafana. Bu gece olmazsa Kerem beni bir başka gece mutlaka fark edecektir. Her şey için sağ ol. Canım arkadaşım. Evlilik her ne kadar insanın doğasına aykırı da olsa güzel bir şey. Yok canım. Bir erkekle yaşamanın nesi güzel Allah aşkına? Ben genel olarak evliliğe karşıyım. İnna sabirin. Öyle demeyin canım. Evlilik farzdır. Allah Allah. Kim ne derse desin gelinlik giymek güzel bir şey. Dünyadaki bütün kadınlara yakışır. Bence de. Her kadın hayatında bir kez o özel beyaz elbiseyi giyme mutluluğunu tatmalı. Ay, tatmak dediniz de karnımız acıktı. Nedir bu üç parça bir şey koymuşlar. Doğru düz bir şeyler getirseler de yesek. Cumhur Bey niye gelmedi acaba? Amerikan korkusu. Başına bir şey geleceğinden korkmuştur mutlaka. Vallahi ben şimdiye kadar sadece bir kişiyi sevdim. Ondan başkasıyla da evlenmem. Vallahi ben ortada büyük bir iddia olursa kesin evlenirim abi. Ben beni bilek güneşinde yiyecek bir eleman bulursam anca onunla evlenirim. Tabii böyle bir erkek çıkmadı daha. Terpe. Terpe. Öpme Kopi, öpme. Ne demek istiyorsun şimdi? Evlenmeler olmaz mı yani? Olmaz. Tamam o zaman. Tamam. Evleneceğim ben seninle. Evleniyorum. Benle evlen Törpü. Hadi. Olur mu Kopi? Biz evlenirsek diğer altı cüce arkadaşın sensiz ne yapar sonra? Komik mi şimdi? Evet çok komik. Kısa boylu olmam da. Evet. Cüceye bağladın. Evet. Hı. Çok güzel. Seninle görüşeceğiz. Görüşürüz. Ortega. Abi. Cep telefonunu versene bana. Yine ne oldu Kopil'im ya? Abi baksana çok sinirliyim ellerime baksana. Kız arkadaşımı arayacağım. Eski kız arkadaşımı. Özür dileyeceğim yaptıklarıma dair. Kopil. Gel. Kopil'im. Bence sen... O kız Umut abi. Oğlum sen iyice düğün ortamının havasına girdin ya. Sen bir kere bekarlık sultanlığının padişahısın en bol tat kavgalısından ya. Değil mi? Yakışıyor bana. Tabii oğlum. Oğlum kız dediğin nedir ki? Gerektiğinde sert yapmasını bileceksin. Evet sert. Ben hep böyle varım sert yapacaksın. Peşek. Hiç. Ortega. Aşkım efendim aşkım. Aşkım bir kıza baktıysam namerdim. İki gözü önüne baktım. Bana su alır mısın? Su. Ha tabii aşkım su. Aşkım su istedi çekil kopya su istedi. Su istedi suyu almam. Ortega iyi yaptın abi. Yine sert oldun. Sert erkek. Nasıl yapıyorsun? Rüya, benimle dans eder misin? Ne? Dans mı? Sen Rüya'yı striptizci sandın galiba. Striptiz mi?
Ben sadece basit bir dans etmek istedim Gülperi abla. Basit bir dans? Sen Rüya'yı basit kızlarla karıştırıyorsun sanıyorum. Ama ben sana söyledim, böyle açık saçık giyinme dedim. Ama yok, illa gideceksin, o kafayı vuracaksın, duvarlara vuracaksın. Ya ne açık saçık giyinmesi Gülperi abla, ne ilgisi var, alt tarafı dans edeceğiz. Dans etmek istiyorsun. Tamam, o zaman gel beraber dans ediyoruz. Ya Peri abla, rezil mi bu, çok saçmalama. Ben seni rezil ediyorum yani. Bana bunu da mı yapacaksın Rüya? Ben işe gece bıraktım, lütfen kötü yollara düşmeyesin diye buraya kadar geldim. Beni rezil ediyorsun öyle mi? Ay ne kadar talihsiz o ablam ya, oh ya. Peri abla, makyajı baktın mı? Babası, babası, şey diyorum, acaba Didem'le biraz dans etsek, ne dersiniz? Benden dans edersin de Didem'le asla. Doğru, çok güzel söylediniz. Çok terbiyesizim ben, hatta cezamı da vereyim kendi kendime. Kim bu genç Osman? Ya baba, böyle yapıp beni rezil ediyorsun. O genç Osman dediğin benim sınıf arkadaşım Kobil. Senden uzak dursun, kafasını kırdırmasın. Seni Türkiye'ye gönderdim, yamyamlardan uzak olsun diye. Ama her tarafta yamyam var. Ya baba. Şey pardon. Hayır kardeşim. Ama ben sadece cüzdanınızın düştüğünü söyleyecektim. Sağ ol. Sağ ol arkadaş. Lütfen herkes yerlerine otursun. Ve şimdi de düğünümüzün bu müstesna bölümünde nikah kıyma töreni var. Ve alkışlarla gelinle damadı huzurlarınıza davet ediyoruz. Amirim ya, yüce Rabbim, amirimi beni şahit yapsın diye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Kes sesini salak herif. Bana şahit gelecek kimseyi bulamadığım için seni şahit yaptım. Sen abime dua et. Merkep herif. Merkep amirim. Amir, sana şahitlik yapmam. Senin sağa solun belli olmaz. Herkes hazırsa nikah kıyım işlemine başlıyorum. Tabii başlayalım. Siz Kamiloğlu Amil Bey, Pakize kızı Sevda Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Yok, bir de kabul etmesin bari. Yıllarca bunun için uğraşıyor benim abim ya. Lan! Bu yüzden saçlarına kabak etti abim ya. Sorunuzu tekrar ediyorum Amil Bey. Siz Kamiloğlu Amil Bey, Pakize kızı Sevda Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bütün kalbimle kabul ediyorum şerefsizim. Siz Pakize kızı Sevda Hanım, Kamiloğlu Amil Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Ah benim canım yavrum, mutlu olursun inşallah. Siz şahitler, bu evliliği onaylıyor musunuz? Evet. Evet, kabul ediyorum.
lütfen hep beraber ayağa kalkalım. Belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Amir ya, amir. Yüce Rabbim amirimi karı koca ilan edilsin diye yaratmış. Ayağına basıyorsun. Ne yapayım kızım? Senin de palet gibi ayakların var. Aa, kimin palet gibi ayakları var? Senin. Terbiyesiz. Öpeyim mi? Öpme. Çek şuradan kopil. Ortega. Eş değiştirelim mi? Yürü git. Gamze. Efendim. Gelinlik sana çok yakışırdı biliyor musun? Umarım seni gelinlikle görürüm. Belli olmaz, belki de görürsün. Merak etme, düğünüme seni de çağırırım. Sen ciddi mi söylüyorsun? Saçmalama Ortega. Benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musun? Önemliyim değil mi? Erkekle dans edeceğim ve 40 kilometre maraton koşarım daha iyi. Aman aman. Ay, hakikaten ne kadar güzel söyledi Bahar Hanım. Hidayet Bey, ben sizi dansa kaldırıyorum. Bilmem ki doğru olur mu yani ben. Hadi Hidayet Hoca, okulda değiliz artık. Ben dans falan bilmem ki. Canım biz de bilmiyoruz ama öyle şey. Hadi öğretmenler masası, hadi. Gel. Örnek bir düğün oluyor şerefsiz. Ne örneği müdür bey, ne örneği? Ya artık müdür bey demesek Sevda Hanımcığım. Vallahi benim için Tarkan'ı getirene kadar müdür beysiniz. Biliyorsunuz düğünde Tarkan'ı getireceğinizi söz vermiştim. Sözüm söz karıcığım. Sen iste değil Tarkan'ı, Ricky Martin'i bile getiririm şerefsizim. Hani nerede o zaman Tarkan? Az önce cep telefonundan aradım. Trafikteyim Amil abi, biraz sonra oradayım dedi. 5-10 dakikaya kadar gelir. Öyle mi? 10 dakikaya kadar. Tabii. Belki de helikopterle geliyordur. Ay neyse canım, ben sizin sürprizinizi bozmayayım. Efendim. Ay o kadar seviniyorum ki Tarkan'ın geleceğine. Artı sizinle evlendiğim için de. Hemen. You won't admit you love me, but then...
Valla çok güzel oldun. Baksana herkes sana bakıyor. La 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 la. La 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 la. Eğer öpüşmek istersen arkadaşça ya da dostça. Öpme. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Ben sana mı söylüyorum? Bu gecenin tek ve en güzel bayanı alımıyla çalımıyla kikirik arkadaşıma söylüyorum. Sağ ol kuzum. Ne demek, ne demek? Teşekkürler. Öpeyim mi kikirik? Olmam. Evet, yarışmamızın son finalistine dönüyoruz. Evet, sıra elizde. Artık kader anı. Avucunu yalarsın. Yalarım. Yalayacağım. Yalma peki, hadi. Hadi. Umudunu kaybetme arkadaşım. Göreceksin bak. Bu gece beyaz atlı prensini kesin bulacaksın. Ay, gül biraz. Kikirik. Çok güzel olmuşsun. Bu akşam tam bir büyü gibisin. Sağ ol Harry Potter. Gece yarısından sonra balkabana dönüşmeyeceksin değil mi? O zaman beraber bir şeyler içelim mi? Sağ ol, ben almayayım. Harry Potter, toz ol. Ben eski halime dönmek istiyorum Törp. Aa, delinin zoruna bak, niyeymiş o? Baksana, asılı Harry Potter asıldı bana. Kerem'in farkına vardığı bile yok. İstemiyorum güzel olmayı falan ben. Aman, hep böyle işte. Güzel olursun, herkes asılır, güzelliğinden nefret edersin. Çirkin olursun, kimse asılmaz, çirkinliğinden nefret edersin. Hay vallahi şu dünyada ne güzel olacaksın ne çirkin. Ay ben şimdiden çirkin olmaya başlasam iyi olacak. Baksana, bu Harry Potter'ın niyeti kötü galiba. Thank you.
çok beğendim. Tarkan ve evladım, bir öpeyim. Sakalına ne oldu senin? Şey efendim, o sakal gerçek değil. Sen kendin de gerçek Tarkan değilsin zaten. Evet, değilim efendim. Ulan Amir Bey, ben de bunun hesabını sana sormazsam bana da Pakize demesinler. Yazıklar olsun. Evlendiğimize hala inanamıyorum Sevda Hanımcığım. İnanamadığınız belli oluyor Amir Beyciğim. Eğer inanmış olsaydınız beni kucağınızda götürmüş olmanız gerektiğini bilirdiniz zaten. Çok affedersiniz. Dandırılma gelmiş. Heyecandan unuttum tabii. Hemen oluyorum. Ya bu yüzde takılan takılar sizi ne kadar ağırlaştırmış. Ay olur mu canım? Onların hepsini anneciğime verdim. Ne? Size takılan, yani size takılan takıları annenize mi verdiniz? Evet, anneciğime verdim. Biliyorsunuz annem bütün bankalardan daha güvenlidir. Şu cebimden anahtarı alır mısınız Sevda amca? Açın şimdi bir zahmet. Eşyalarım nerede? Bu ne rezillik ya? Beni boş eve getirdiniz. Ya, olur mu Sevda Hanımcığım, benim eşyalarım vardı. Hırsız girmiş herhalde. Kapıcı, Hüseyin Efendi! Ne oldu, hırsız mı girdi? Hırsız değil Amir Bey, eski karınız. Bugün eve geldi, bütün eşyaları haciz yaptı. Haciz mi? Ya bana nasıl olur? Aylardır nafaka ödememişsiniz. O yüzden icra memurlarıyla geldi Amir Bey. Ya ödüyordum ben nafakamı. Tamam Hüseyin Efendi, sen gidebilirsin. Ya herhalde bu düğün telaşından unuttum ya. Pes yani. Ben eşyası evde bir dakika bile oturmam. Ne yapacağız peki Sevda Hanım? Ne yapacağız? Tabii ki anneme gideceğiz.